Merhabalar sevgili Başak burçları, yükseleni ve ay burcu da Başak olan arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Şubat ayının ilk 2 haftasına niyet şöyle hem kahve hem de tarot açılımı yapacağız arkadaşlar. Sizlerden istediğim şöyle güzel niyetlerinizi oldu niyetiyle şöyle bir dillendirin, kulağınızın duyabileceği bir şekilde. Bunun çok faydası olacak ve özellikle söylüyorum, oldu niyetiyle söylemeniz sizlere bir artı olacaktır. Bireysel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar 545 766 1624 nolu telefon üzerinden bana WhatsApp'tan adınızı yazarak mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sizlerle iletişime geçiyorum. Instagram ve yedek YouTube hesabımız da arkadaşlar açıklama kısmında var. Şimdiden tıklayıp abone olabilir ve takip edebilirsiniz. Oralarda da farklı farklı içeriklerle sizlerle beraber olmaya devam ediyorum. Evet, şöyle bir bakalım niyetinizi tutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir fincanınıza bakacağım. Bakalım neler gösterecek. Şöyle öncelikle sizlere gösterelim. Ben de bir bakmak istiyorum bu arada. Evet. Bakın arkadaşlar, siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama bağlı olduğunuz şeylerden kaynaklı da, yani arkanızdan sizi tutan bir şeyler var. Bağlı olduğunuz şeylerden kaynaklı da o istediklerinizi yapamıyor görünüyorsunuz. O bağlı olduğunuz her neyse, bakın bir kişi, bir engel, artık her neyse, bu bağlılığınızın sona ermesi gibi bir durum bu. Ve artık o istediğinizi yapabileceğiniz bir döneme doğru geçiş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel. Biraz kalabalıklar içindesiniz. Sanki bir kavgaya doğru koşar durumdasınız. Yani burada bu dönem biraz stresten, tabii ki de tartışmalardan uzak kalmanız sizler için daha iyi olacak. Yani böyle bir kavga, bir stres, sıkıntı durumlarınızda görünüyor kalabalıklar içinde. Bir yere gidiyorsunuz ama oraya gidip gitmemekle alakalı tereddütleriniz var. Yani gitsem mi daha iyi, gitmesem mi daha iyi acaba diye böyle düşünür vaziyettesiniz. Ama karar verme durumunuzda görünüyor zaten. Bir şey bekliyorsunuz. Burada evet, halen daha da bekler vaziyettesiniz. Sizin faydalanacağınız bir şey. Aslında geçici de olsa, kısa bir süre de olsa sizin faydalanacağınız bir şey olduğunu da gösteriyor. Sizin için bir şeyler yapacaklar arkadaşlar. Bu dönemde sizler için bir şeyler yapma, sizin mutluluğunuz için bir şeyler yapılması gibi durumlar var. Burada yüzünüz gülecek. Bakın, çalışkanlığınız sayesinde bir kademe yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Bu güzel. Bir emek veriliyor, bir çalışma gösteriliyor ve çalışkanlığınız sayesinde bir kademe atlayacaksınız ki etrafınızdaki insanlardan, bakın iş yeri olarak özellikle söyleyeyim, bir pozisyon yükseltme olarak da söylemek istiyorum. Yukarılara doğru bir terfi söz konusu arkadaşlar, bilginiz olsun. Hayatınıza yeni bir şey, yeni bir birisi artık girmesi durumu var arkadaşlar. Ama böyle rahat bir tip olacağını da söylemek istiyorum. Siz burada biraz daha yenilerden ziyade eskilerden mi medet bekliyorsunuz? Yani işte yeni birisi değil de, aklımda şöyle bir insan var, onun geri dönüşünü bekliyorum der durumdasınız. Ama şöyle bir gelene de şans vermeniz gerekiyor. Yapacağınız bir şey var ve o yapacağınızla beraber etrafınızdaki insanlardan farklı olduğunuzu göstereceksiniz arkadaşlar. Yani bak, ben sizin gibi yapmıyorum, ben şöyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum diye birilerine bir şeyleri göstermek, bakın farklı olduğunuzu insanlara göstermek gibi durumlar bunlar. Ve o kadar masum, iyi niyetle çıktınız ki aslında
Burada dikkat edin arkadaşlar, iyi niyetinizden kullanılmayın. Birileri sizlere çok masum, çok böyle iyi niyetli yaklaşır ama içten içe sinsi sinsi planlar kurabilirler. Dikkat etmekte fayda var. Bakın şurada şaşırılacak bir olay var ama hani değişik de bir şey bu. Yani bir olayın öğrenmek bir değişik bir olay, yani öyle söyleyeyim ben bunu. Şaşıracağınız bir olayla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yapılmaz, olmaz denilen bir şeylerin olmasını da görebilirsiniz arkadaşlar. Birine bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz ama nefesinizi boşa yoruyorsunuz arkadaşlar. Karşınızdaki insan çok da dinlediğini söyleyemeyeceğim. Burada buna çok fazla bir emek vermeyin diyorum ben. Bakın geçmişten gününüze gelen birisi. Ya burada şöyle söyleyeyim, belki bir çocukluk arkadaşı, belki eski mahalle arkadaşı, yani böyle bir arkadaş, ilkokul zamanlarından, ortaokul zamanlarından bir arkadaşla tekrardan yan yana gelmek gibi durumlardan bahsediyor. Ama böyle çok hoş sohbet, kahkahalar, böyle bayağı bir konuşmalar arada geçeceğini de söyleyebilirim. Sizin için bir rahatlık görünüyor burada. Arkadaşlar ayak olarak ben şöyle söyleyeceğim. Ayak ağrılarına, ayağınızı bir yere çarpmamaya özen gösterin. Ayak ağrılarına dikkat edin. Bu dönemde evet bazı dizden aşağı ağrılar görünüyor. Dikkat edin. Yanlış yatmayın. Özellikle zaten yürürken dikkat edin. Böyle bir ağrınız varsa zaten bu dönemde asla ihmal etmeyin. Yani bu tarz bir takım rahatsızlık gibi durumlarınız göründü. Bilginiz olsun. Şöyle ben hemen tabağınıza da bakmak istiyorum. Bir bakalım. Evet. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Uğraşacağınız, yapmak istediğiniz önemli bir şey var ki zaten bu da sanki sizin hayaliniz arkadaşlar. Aslında kendi adınıza önemli bir şey yapıyorsunuz. Bayağı bir de kendi hayatınızı değiştirebilecek önemli bir işten bahsediyorum. O işin peşinden gidin arkadaşlar. Açıkçası o işin bir devamı var. Bu kendi bireysel hayatınızla alakalı, onu da söyleyeyim. Yani birilerine değil de sizin hayatınızın gidişatını etkileyeceğini gösteriyor. Birisi, bak bu biraz da çocuk gibi birisi, onu söyleyeyim. Büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocuklar var ya bazen. Ya bu çocuğun anlattıklarını dinleyin. Yani, çocuk deyip de geçmeyin. Bu çocuğun anlattıklarında bilmeniz gereken şeyler var arkadaşlar. Çocuk deyip de geçmeyin. Şöyle birinci derece bir yakınınız var. Bu birazcık sırt dönme durumlarına gitmiş. Bir takım aranıza soğukluklar girmeye başlamış. Böyle biraz daha kendinizi korumanız gerekiyor. Çok ihmal etmişsiniz ama kendinizi, daha doğrusu koruma anlamında kendinizi ihmal etmişsiniz. Bakın birilerine koşturuyorsunuz belki ama şu anda kendinizi çok fazla ihmal ettiğinizi söyleyeyim. Yani burada biraz daha kendinize doğru dönmeniz gerekiyor. Bir yerlere gitmek olarak diyeceğim ben bunu. Bir yerlerde arkadaşlar belki görmek istediğiniz, yapmak istediğiniz ya da gitmek istediğiniz bir yerler varsa bu dönem gidebilecek durumda olduğunuzu da gösteriyor. Ve hatta sevdiğiniz bir insanla da gidebilirsiniz bu gideceğiniz yere. Çok kalabalıklar ortamdasınız. Gerçekten böyle hep sürekli kalabalıklar ortamlar, kalabalık ortamlar görünüyor ama burada biraz sanki hani bir müjde, yani bir mutluluk için toplanmak. Belki birileri bir mutluluk için toplanıp da sizleri de o kalabalığın içinde görmek istedikleri için çağırmak gibi bir durumda olabilir arkadaşlar. Bakın dikili ağaçlarınız var. Yani şöyle söyleyeyim, aslında bir maddiyatın gelmesi durumudur da aynı zamanda. Ama dikili ağaçlardan kastım bir mal, mülk, miras durumları da olabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim.
Çünkü belki bir müddettir uğraştığınız bir miras davası, bir mal mülk durumu, işte dikili ağaçlarınız olacak. Size ait olan, sizden alamayacakları, uğraşsalar da alamayacakları bize size ait olan bir ağaçtan bahsediyorum. Evet, bunu bu dönemde daha bir netleştirebilirsiniz. Evet, bu arada şunu söyleyeyim sizlere. Bir sıkıntı var. Sanki çok mutlu olduğunuz bir anda gelecek gibi görünüyor. Burada bazı zaten korkularınız da var. Hani şöyle söyleyeyim. Ya bugün mutlu olduysam yarın kesin bir sıkıntıyla uğraşırım gibi bir düşünceniz var. Bu düşünceleriniz çoğalıyor ve kendi hayatınıza arkadaşlar hiç beklemedik yerden bir sıkıntı çektiğinizi gösteriyor. Lütfen buraya dikkat. Şurayı bir pencere olarak düşünürsem arkadaşlar, şu pencerenin dibinde, başında yani yanında böyle iki kişi, biri varlığı yokluğu bir biraz ama iki kişi şöyle bir dışarıya bakarak çok hararetli bir konuşma gerçekleştiriyor. Siz burada evet önemli kararları bu dönemde hiç aksatmadan, ertelemeden verin. Sanki siz birilerinin bir şey yapacak olduğunuz zaman birilerinin arkadaşlar onayını mı almak durumunda kalıyorsunuz? Yani izin verirse yapabilirim, izin vermezse yapamam gibi düşünceleriniz olabilir. Özellikle de bu dönemde. Evet, şöyle bir bakacağım tekrar. Evet, şöyle fincanımızı alalım o zaman şu tarafa doğru. Evet sevgili Başak burçları, hazırsanız sizler için şöyle Şubat ayının ilk 2 haftasına niyet bir de tarot açılımı yapalım arkadaşlar. Kartları beraber seçeceğiz. O yüzden şöyle bir bakmanızı ve odaklanmanızı istiyorum. Evet. Şöyle bir kartlarınıza odaklanın. Tam da bu aşamada arkadaşlar lütfen şöyle kulağınızın duyabileceği bir şekilde niyetinizi tekrardan söyleyin. Hemen ilk kartınızı bu döneme niyet şöyle bir çekelim bakalım bizlere neler gösterecek. Evet, zenginlik kartımız geldi. Güzel. Evet, kartlarınız önünüzde arkadaşlar. Şöyle bir bakmanızı ve odaklanmanızı istiyorum. Öncelikle ben şu zenginlik kartını ve kupa kralını sizlere bir uyumlandıralım arkadaşlar. Evet, yani bu şekilde uyumlanmanızı istiyorum. Kartlarınız da çok da güzel geldi. Evet, şöyle bir koyalım. Şimdi bütün kartlarınıza bakarak arkadaşlar niyetinizi net bir şekilde olduğu niyetiyle lütfen dillendirin. Size için bu dönemde gelen ilk kartım Tılsım Kraliçesi oldu. Şöyle bir bakalım bizlere neler gösteriyor. Evet, burada aslında zirveye doğru çıkmaya çalışan bir Başak burcusunuz arkadaşlar. Siz yükselmeye çalıştıkça büyük başın derdi büyük olur misali uğraşanlar olacak. Bakın burada şunu söyleyeceğim. Sizin amacınız güvenli, istikrarlı, ayakta durabileceğiniz ve maddiyatınız sağlam bir şekilde. Bakın özellikle bu dönem için söylüyorum. Böyle bir amacınız varmış gibi de görünüyor. Güzel bir yaşam var. Merak etmeyin burada sıkıntı yok aslında. Hatta zenginlik kartının gelmesi de iyi oldu. Size bolluk, bereket gelen bir dönemdesiniz. Büyük bir müjde haberi geleceğini de gösteriyor aynı zamanda.
Bakın Tılsım Kraliçesi'nde şöyle bir şey var. Şimdi zenginlik kartından hariç. Siz bir takım belki yatırımlar yaptınız. Bu yatırımların karşılığını bekliyorsunuz belki de. O yatırımlar arkadaşlar, hani şöyle söyleyeyim, paranız sizin için çalışacak artık. O yatırımınız her neyse artık o yatırım sizin için kendi kendine çalışacak. Özellikle bunu söyleyelim. Yani siz bir şeyler için uğraşmayıp da o paranın sizin için uğraşması durumundan bahsediyorum. Şimdi burada aklınızda bir proje var. Nasıl yaparım diye düşüncelerinizde görünüyor. Şimdi ben bu böyle bir şey düşünüyorum ama ben bunu gerçek hayatta nasıl icraat edebilirim gibi düşünceleriniz var arkadaşlar ve bunları icraat edebileceğiniz bir zaman. Dediğim gibi bolluk, bereket olarak sizler için maddi kaynakların da gelmesi adına arkadaşlar güzel bir zaman olarak da gösteriyor. Evet, diğer kartım tılsımlardan geldi. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın burada bir maddiyat var ama maddiyatın gerçekten yükselmesi olarak söyleyeceğim. Hatta bu kartımı ben şöyle söyleyeyim. İlk 3 kartım gerçekten hep maddi anlamda özellikleri var. Bilginiz olsun. İlk 3 kartımı da miras, tazminat, hak ettiğiniz bir para, almanız gereken bir para, hak ettiğiniz bir şeyin sizlere gelmesi, işte bir miras vardır, ev, araba, para tarzında, arsa tarzında, yani bu tarz bir şeyleri elde etme olarak da söylemek istiyorum. Şimdi burada bir maddi başarı var aynı zamanda arkadaşlar. Sizin için maddi anlamda yeni bir, bakın özellikle hep maddiyattan söylüyorum ama bu 3 kartımda maddiyatı çok önde tutan kartlarımdır. Maddi anlamda yeni bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Maddiyatınız iyi olduğunda keyfiniz çok yerinde olacak arkadaşlar. Ve maddi anlamda da işlerin yoluna girmesi, kendi işi olan arkadaşlar, birilerinin yanında çalışan arkadaşlar, hepinizi bu gruba dahil ederek söylüyorum. Yani parasal anlamda güzel işler yapacaksınız, merak etmeyin. Şimdi burada tabii ki de ne kadar zenginlik dahi olsa işin içinde arkadaşlar, şurada bir uyarı durumu vardır her zaman. Maddiyatınızı ya çok fazla dillendirmeyin. Maddiyatınızı ayağınızı yorganınıza göre uzatın mantığıyla değerlendirin. Zengin bile olabilirsiniz ama burada gerçekten eliniz çok açık. Bakın özellikle tılsım onlusunda eliniz çok fazla açık. Vermeye çok müsaitsiniz. Birileri size kendine işte şu kadar paraya ihtiyacım var, işte bana da şu kadar verebilir misin dediğinde vermeye çok müsaitsiniz arkadaşlar. O yüzden biraz daha şöyle elinizi sıkmanızda fayda var. Sonuçta sizin kendi emeğiniz olan bir paradan bahsediyoruz. Diğer kartımız kupa dokuzusundan geldi arkadaşlar. Şimdi bu kadar maddiyatın içinde bir huzura hakim olma durumudur. Burada tabii ki de bir rahatlık var. Maddi olarak özellikle söyleyeyim, bir kaygı duyuyorsanız burada o kaygılarınızdan da kurtulacağınız bir dönem olarak da kendini gösteriyor. Çünkü almak isteyip de ertelediklerinizi alabileceğiniz, yapmak istediklerinizi yapabileceğiniz bir dönem şu anda. Bolluk, bereket ve lüksü kendi hayatınıza çekiyorsunuz. O maddiyat olmadığında nasıl değersizlik ya da hayal kırıklığı, özgüven eksikliği tarzında düşünceleriniz oluyorsa, şu anda maddiyatınız olduğunda özgüveninizin yükselmesi, cesaretlenme, hayal kırıklığının yerini daha çok yapabilirim düşüncelerinin alması gibi durumlar var. Keyfiniz tabii ki de yerinde olacak. Bu dönemde işini büyütmek isteyenler, bakın maddiyatı iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Har vurup harman savurmayın. Güzel gelişmeler de olacak ama işini ilerletmek isteyenler, evet, ya da yatırım yapan arkadaşlar, evet, gerçekten daha güzel sonuçlar elde edeceğini de özellikle söyleyelim. Yani burada aksiliklerden çok sonucun hep sizleri mutlu edeceğini de gösteriyor.
Şimdi iki tılsım gelmişti. İki kupa geldi arkadaşlar. İki kupa kartından geldi. Kupa yedilisi sizler için bu dönemde gelen kartımız. Seçenekler arasında boğulmayın ama çok fazla düşünceleriniz olduğunu da gösteren kartımdır. Burada kararsızlık yaşamanız gerçekten çok normal. Kendinizi bunaltmayın. Şimdi sizin istediğiniz şey düzenli bir hayat arayışı ama hayatınız düzensiz, dengesiz bir şekilde ilerleyebilir. Şimdi bu düzene, dengeye de arkadaşlar aslında bu seçeneklerden biriyle karar vererek, ilerleyerek daha doğru düzgün bir düzen oturtabilmek gibi durumlarınız olacak sizin. Kafa karışıklığınızı daha kolay bir şekilde atlatabileceğinizi de söyleyebilirim. Şimdi ben burada şunu söyleyeyim. Sizin bir mal varlığınız var. Bu güzel bir şey. Bundan ziyade etrafınızda da yılan dilli, yıkıcı eleştiri yapan karakterler var. Bunlara karşı da bir savunma mekanizması geliştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle söylediğim noktalardan birisi, çünkü dikkat edilmesi gereken bir konu bu. Şimdi diğer kartım değnek yedilisinden geldi. Şimdi değnek yedilisinde kendinizi savunacaksınız. Vazgeçmeden mücadeleye de devam. Burada sahip olduğunuz şeyleri sizden kimse almasın, alamasın diye bir takım mücadeleler. Ya bu biraz da vesvese aynı zamanda. İstemediğiniz şeyler bu dönemde olabilecek gibi düşünceleri kendi hayatınıza çekmenizden kaynaklı biraz da. Bir teklif geldiğinde hayır demeyin, değerlendirin, bir öncelik verin. Çünkü burada korkmadan, cesaretle ilerlemeler yaşadığınızda zaten güzellikler sizleri bulacak. Şimdi diğer kartım güneş kartından geldi ki karanlıktan sonra doğan güneştir bu. Karanlıktan sonraki aydınlıktır arkadaşlar. Bir mutluluk, bir neşe gelecek. Pozitifliğe doğru geçeceksiniz. Bazı konularda belirsiz kalıyorsunuz ya. Siz netlik arıyorsunuz. Karşı taraf belirsiz ve dengesiz ya. Tam olarak o belirsizliğin sona ermesi durumundan bahsetmek istiyorum. Bir şeyleri, niyet ettiğiniz şeyleri ertelemeyin. Tam tersi, tam da zamanı bu dönemde yapabilirsiniz. Şimdi karanlıktan çıkıyorsunuz. Müjdeli haberler de var aynı zamanda. Güzel haberleri kutlama zamanına doğru da geldiniz. Ve büyük bir dert olarak eğer bir şeyi düşünüyorsanız, ya bu sıkıntıyı da çözemiyorum dediğiniz bir sıkıntınız varsa arkadaşlar, bu dertten, sıkıntıdan kurtulacağınızı gösteriyor. Ama bununla beraber dikkat edin diyor ki, nazar değmesin diye. Çünkü nazara bu dönem çok açıksınız gördüğüm kadarıyla. Diğer kartım Kupa Kralı'ndan geldi. Belli başlı bazı konular yavaş olacak. Bunu öncelikle söyleyelim. Ama sizin bu dönemde bir nasibiniz sizi başarıya ulaştıracak. Temiz yoldasınız. Doğru bir şekilde ilerliyorsunuz. Ama çok hassas ve duygusal olduğunuzu gösteriyor. Amacınıza ulaşır mısınız? Ulaşırsınız. Ama biraz daha hassasiyet, yani duygusallıktan ziyade mantıkla hareket edilmesi gereken bir dönem olarak da kendini gösteriyor. Şimdi burada arkadaşlar güvenilecek bir karakter olmaya doğru geçiş yapıyorsunuz. Bir de aşk hayatında bu kadar duygusallık varken aşk hayatında kazanacaksınız arkadaşlar. Yüzünüzün, gözünüzün güzelliği, mutluluğunuz dışarıdaki herkes tarafından görülecek ve gözler sizin üzerinize çevrilecek. Hayallerinizi yaşayacağınız bir dönem de olabilir aynı zamanda, çünkü güzelliklerle geldi. Kupa Kralı geldiyse ve eğer ilişkiniz yoksa arkadaşlar şunu söyleyelim. Siz bu dönemde sizi seven ama sizin fark etmediğiniz, henüz fark etmediğiniz birini fark edebilirsiniz. Bakın buna dikkat edin, çünkü sizi seven birisi var ama siz henüz bunun farkında dahi değilsiniz, çünkü kendini belli edemiyor.
Bundan ziyade şunu söylemek istiyorum. Ekstradan olsun. Arkadaşlar tarot kartlarında cinsiyet ayrımı yok. Şimdi burada erkek karakter var diye erkeklere özel olarak algılanmasın. Tarot kartları arkadaşlar kişiye özel olarak açılır. Beni izleyen bayan da olabilir, bay da olabilir. Fark etmez, kişinin kendi niyetine göre almasını kesinlikle söylemişimdir her zaman. Diğer kartım kupa üçlüsünden geldi. Artık bir kutlama zamanı demiştim. Burada büyümeyi, gelişmeyi, ilerlemeyi, bolluğu, bereketi kutlayacağınızı da gösterir. Güzel haberler var. Geliyor arkadaşlar. Artık beklediğiniz haberin gelmesi olarak. Ama şöyle bir şey var. İlişkilerde sıkıntılar varsa bu ortadan kalkıyor. Arkadaş ilişkilerinde sıkıntılar varsa bunlar ortadan kalkıyor. Bu şekilde güzelliğe doğru geçiş yapıyorsunuz. Beklediğiniz haberin gelmesiyle zaten kutlamalar yaşanıyor. Ve bu kutlama ve aynı zamanda bolluk, bereket biraz da arkadaşlar şu çağrışımı getiriyor. Yeni bir bebek müjdesi. Yeni bir, şimdi bayanlardan oluşan bir toplulukta yeni bir bebek müjdesini kutlayabilirsiniz. Bundan ziyade şöyle bir durumda var. İş hayatıyla alakalı çalıştınız, çabaladınız, emek verdiniz. O çalıştıklarınızın karşılığını alacağınız bir dönem olarak da kendini gösteriyor arkadaşlar. Diğer kartım Kılıç Prensi'nden geldi. Şimdi kaderde yeni bir sayfa derler. Her zaman da söyledim ben bunu. Şöyle söyleyeceğim sizlere. Değişimler olacak. Değişimlere karşı direneceksiniz ama değişim gerçekleşecek. Kendinizi savunmaya çalışacaksınız. Kötü bir şeyler olmasın diye olmayacak, merak etmeyin, ama kendinizi savunmaya da devam edin. Önünüze bazı fırsatlar geçecek ama geçmişten gelen bazı izlerinizden kaynaklı gününüze ya da ileriye değil de siz geriye bakma taraftarısınız. Geçmişten gelen izlerinizi halen daha bugününüzü etkilediği için geçmişle belli ki bir hesaplaşma dönüyor. Halen daha ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kılıçla beraber, çünkü artık Kılıç Prensi geldi. Kılıç Prensi diyor ki yeni bir karar ver. Kendini, geleceğini düşünüyorsan yeni bir karar ver. İleriye doğru bakmak için de geçmişle kılıç gibi araya keskin bir şey koy, kestirip at diyemeyiz haliyle, ama böyle net şekilde karar ver, geçmişte ne olduysa oldu, senin artık ileriye bakman gerekiyor. Şimdi burada gerçekten ani kararlardan kaçının tabii ki. Önce bir hesaplaşın, mantıklı çözümler bulun, uzun vadeli olsun. Ama şimdi burada biraz da uyanık olursanız sizlerin için daha iyi olacak. Kendinizi ezdirmeden ileriye dönük bir şeyler yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun, hakkınızı da yedirmeyin. Şimdi dis ve son kartım da değnek ikilisinden geldi. Şimdi burası da geleceğe yönelik bir karar verme zamanını gösteren kartımdır. Şimdi ilk önce kendinizi keşfetmeniz gerektiğinden bahsedeceğim arkadaşlar. Siz elinizle yapabildiğiniz, yapabileceğiniz bir işi aslında yapamıyorum diye kendi kafanızda kodlamışsınız. Bunu yapmayın. Bu kendinize yapacağınız en büyük kötülük olur. Hayır, tam tersine şunu yapabilmelisiniz. Ben bunu yapabiliyorum diye bir yola çıkabilmelisiniz. Bir nevi kendinizi keşfedebilmelisiniz. Onu söylüyorum. Karar verme süreci, belirsizliklerin aydınlığa kavuşması, net bir şekilde ileriye dönme durumu. Şimdi burada büyük bir başlangıç dönecek demektir arkadaşlar. Büyük bir başlangıç, dışarıdan bir haber, beklenti içindeyseniz bu haber gelir. Güzel de bir haber, olumlu olacağını gösteriyor. Uzaklardan bir haber bekliyorsanız, gurbete çalışmaya ya da eğitim için, iş için gideceğim diyorsanız burada olumlu bir şeyin sonuçlanması durumu var. Ve ayrıyetten o kafanızda belki birden fazla sıkıntı varsa bunların çözümünü de gösterir arkadaşlar. Üzerinizden atacağınız sıkıntıları gösterir, yani böyle söyleyelim. Evet sevgili Başak burçları, yükseleni ve ay burcu da Başak olan arkadaşlar,
Sizler için Şubat ayının ilk iki haftasına niyet şöyle bir açılım yaptık. Açılımdaki pozitif enerjiyi alın arkadaşlar. Lütfen negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlarından anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımızda soru cevaplar ve bireysel olarak kart çekimleri yapıyoruz. Hepinizi beklerim. Ve lütfen videoya bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Desteğiniz, mesajlarınız ve güzel yorumlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.